Merhaba, ben Can Oba. Ramazan tatlarına hoş geldiniz. İftar sofralarınızı şenlendirecek çok güzel bir menüyle yine karşınızdayız. Menüde ne mi var? Yayla çorbası var, daha sonra sebzeli bulgur pilavı, ana yemek olarak fırında patlıcan kebabımız var. Tabii ki tatlı olarak da lokma tatlısı var. Ben bugünkü menüden sizler için fırında patlıcan kebabını yapacağım. Patlıcan kebabımız için gerekli olan malzemeler şunlar. 4 adet kebaplık patlıcan, 400 gram kıyma, tabii ki dana ve kuzu, bir orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 büyük domates, 2 adet yeşil biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da kimyon. Sosumuz için de gerekli olan malzemelerimiz: 1 bardak sıcak suya ihtiyacımız var, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım kaşık biber salçası ve 20 mg da zeytinyağı gerekli olacak. Şimdi öncelikle patlıcan alırken ufak bir dipnot iletmek istiyorum. Uzun ve birazcık top patlıcan almamız lazım. Yani manavınıza söylediğiniz zaman kebaplık patlıcan o zaten size verecekti. Ufak patlıcanlarla boşuna zaman kaybedersiniz diye düşünüyorum. Çünkü uzun patlıcanla daha fazla büyük patlıcanlar yapabiliriz. Şimdi öncelikle patlıcanlarımızın arasına gelecek olan kıymamızı hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık biraz önce söyledim 400 gramlık dana ve kuzudan karışmış bir kıyma. Bunun içine şimdi biz karıştırmak için bazı şeyler ilave edeceğiz. Öncelikle soğanımız var, ufak ince kesilmiş ve sarımsağımız, ayrıca birazcık pul biber, tuz ve kimyon da ilave edeceğiz. Şimdi öncelikle büyük bir kap alıyorum ve sarımsağımı ilave ediyorum. Daha sonra soğanımı ilave ediyorum. Tabii soğanımı biraz daha ince kesmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben biraz ön hazırlık yaptım ama birazcık daha ince kıyabiliriz. Birazcık daha ince kıyacağım. Daha sonra tuz, biber, birazcık kimyon ve karabiber ilave ediyorum ve daha sonra kıymalarımı yavaş yavaş karıştırarak, şu şekilde elimle yoğurarak hazırlamaya başlıyorum. Ben etlere ve özellikle köftelere veya patlıcan kebabı da olsa, diğer kebaplar da olsa, etin fazla baharatlarla karıştırılmasına karşıyım. Şundan, o zaman baharatlar özellikle baskın oluyorlar. Baskın oldukları zaman da o etin güzelim lezzeti gidiyor. Onun yerine daha az baharatla veya bir sosla, baharatlı bir sosla belki yemeğin yanına konularak sunum yapılabilir diye düşünüyorum. Fakat biz herhalde bunu eski Anadolu'dan beri, eski zamanlardan beri içine karıştırdığımız için böyle alıştık herhalde. Onun için de böyle devam ediyoruz ama bir de benim dediğim gibi yapmanızı ve az baharatla çalışmanızı da tavsiye ederim. Evet, şu anda yavaş yavaş harcımız bitti. Evet, harcımızı şöyle kenara alıyorum ve patlıcanlarımı doğramak için şöyle masaya alalım. Şuradan ben yaklaşık 3 santimetre olarak kesiyorum ama siz tabii ki 2 santim de kesebilirsiniz veya 3 parmak da diyorlar. Tercih sizin, ne kadar uygun görürseniz o kadar kesebilirsiniz. Aslında patlıcan Türk mutfağında çok özel bir yeri var. Kurutup da kullanabiliyorsunuz. Kebaplık olarak kullanıyorsunuz, doldurabiliyorsunuz ve Türk mutfağının olmazsa olmaz sebzeleri arasında her daim yeri var. Hem etlilerde hem kebaplarda muhakkak patlıcanın ya ezmesi ya kebabı muhakkak bir şey oluyor. Onun için ben buna sihirli sebzeler grubunda patlıcanı addediyorum. Hakikaten öyle. Her yere yakışıyor ve çok da güzel yakışıyor. Şimdi bir tabak alacağım. Gördüğünüz gibi. Ve ufak porsiyonlar halinde patlıcanlarımın arasını bunlarla dolduracağım. Ve bu şekilde spiral bir şekilde doldurup üstüne birazcık domates sosu ilave edeceğiz. Ve daha sonra da fırına atacağız kızarması için. Şöyle yapalım. Başlayalım. Tabii bu arada birazcık da zeytinyağı da kullanabiliriz. Şu şekilde birazcık parmaklarımızla ve elimizle, gördüğünüz gibi başladık. Gördüğünüz gibi köfteler boyuta göre birazcık daha iri olmak zorunda. Biraz sonra göreceksiniz, patlıcanın boyu büyüdükçe köftelerinizi de o şekilde birazcık daha iri yapmak zorundasınız.
Patlıcan kebabı genelde Urfa, Adıyaman, Antep bu bölgelerde daha çok yapılıyor ve daha çok yeniyor. Tabii ki aslında Türkiye'ye tanıtım yerleri bunlar. Fakat ülkemizin her yerinde de patlıcan kebabı yiyebilirsiniz zaten. Tabii patlıcanın birkaç tane daha özelliği var. Onları da hazır lafı gelmişken söylemek istiyorum. Birincisi kolesterolü düşüren bir etkisi var. Bir dipnotum daha var. O da patlıcan çok yağ emer. Sünger gibidir. Özellikle dikkat etmeniz gerekir. Kızartmalarda yaz aylarında patlıcanı ben size fırına atmanızı tavsiye ederim. Kızartma gerçekten müthiş yağ emiyor. Hem yazın olması hem de vücudumuzun o kadar yağı kaldırabilmesi gerçekten zor oluyor. Çünkü hareket imkanımız yok yazın maalesef. Yani patlıcanı fırınlarda pişirmek daha güzel bence. Patlıcanlarımızı dizdik. Şimdi sıra sosumuzda. Domates sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için öncelikle biber salçamızı ve domates salçamızı koyuyoruz. Birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Birazcık da su. Evet, sosumuz bitti. Yavaşça ilave ediyorum üstüne. Gördüğünüz gibi her yere yayarsak çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi bir alüminyum folye ile üstünü kapatacağım. Yaklaşık 20 dakika 180 derecede pişireceğim. Daha sonra da alüminyum folyeyi kaldıracağım. Bir 20 dakikada normal pişireceğim. Tabii bu arada ben bir iki tane de güzel sarımsak var. Sarımsak atalım. Üstüne çok lezzetli oluyor. Evet, birazcık da ben kırmızı biber ilave edeceğim. Kenarlarına şöyle atalım. Güzelce kızarsınlar. Evet, patlıcan kebabımız şu anda fırın için hazır. Üstüne alüminyum folyeyi örteceğim ve fırına atacağım. Şimdi fırına atacağım. Yalnız 20 dakika istiyorum ki içinde pişsin, daha doğrusu demlensin. Daha sonra üst kısmını atacağım ve sıcaklık üst kısımlara doğru yönelsin ve hafif yanma, o dediğimiz yanma olayı gerçekleşsin. Üstünde kızarsın, çok daha güzel nar gibi kızarsın. Onun için de son 20 dakikayı üstü açık alüminyum folyesiz pişireceğiz. Öncelikle 20 dakika 180 derecede bu şekilde fırına atıyorum. Tabii ben de bu arada hemen sunum için etrafı topluyorum. Daha sonra da sunuma geçeceğiz. Patlıcan kebabımızın son 20 dakikasında alüminyum folyeyi üstünden çıkarttık. Şimdi hemen hemen bitti. Dışarıya sunum için alıyorum. Evet, gayet güzel kızarmış. Patlıcan kebabımı yerleştiriyorum. Evet, patlıcan kebabımız bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Fakat ben sunumu bu şekilde yapıyorum. Yaklaşık 7-8 kişilik bir sunum bu. İsterseniz ufak tabaklarla da sunumunuzu yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.